Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Timur Leng. Ee, şimdi bu videonun amacını ben baştan söyleyeyim. Öncelikle Rosetta Server'ında 83 level bir mage ile oynuyorum. Ee, 83'e 2 hatta. Şurada göreceğiniz gibi. 83'e 2 bir mage ile oynuyorum. Efendim. Ee, peki, bu karakterle neler yapıyoruz? Ee, canlı yayında her gün saat 9'da, pazartesi günleri hariç, pazartesi günleri hariç, her gün saat 9'da ee, bu çarla pk atıyorum arkadaşlar. Rosetta serverındayız. Gayet kalabalık bir server. Rosetta serverı. E, size küçük bir karakter tanıtımı yapmak istedim. Çünkü YouTube'daki çoğu arkadaşım bundan haberi olmadığını fark ettim. E, her gün Twitch TV üzerinden aşağıda linki bırakacağım. Saat 9'da canlı yayın yapıyorum. E, karakterin tanıtımını yapacağım ben size şimdi burada. E, öncelikle 83'e 2, 1.6 milyon NPS'i bulunan bir karakter bu. E, yaklaşık bir 600 kastımdı, ben kastım bu NP'nin. Ee, 875 defansı, 8764 HP'si ile beraber Ve e, 213 Fire Resist'i, 121'de LR Resist'i, 159'da Ice Resist'i var 255 Magic Power verdim, 162 Int verdim çünkü krovaz giyebilme ihtimaline karşı olarak HP'yi de 55 tuttum ee, Böyle bir karakter hatalı 147 ee, Item'larını merak ediyorsanız arkadaşlar hemen göstereyim sizlere Lich King Earring artı 2 dual HP bonusu gayet güzel veriyor gördüğünüz gibi defans ve resistleri de veriyor magic power da veriyor Ki bildiğiniz üzere artık bilmeniz gerekiyor bunu Takılardaki magic powerlar CZ'de iş yapıyor Üstüne bir de ronset artı 7m var şöyle Neden ronset çünkü burası bir mage serverı 7-8 tane mage Clan var baya büyük iki partili çıkıyorlar CZ'si akşamları kalabalık oluyor 2 SC'de yeri geliyor 10k ep kasıyoruz Bazen tek SC'de 6-7k 8k ep kastığımızda oldu. Tabi o günkü PK durumuna bağlı. Her gün e, 10 parti çıkıyor, 15 parti çıkıyor. Ama bazen 3 gün 3-4 parti de çıkabiliyor bazı günler. O günkü PK bağlı olarak. O yüzden e, çok fazla da mage var. Yani milliler de sağlam evet. Ama onlara karşı da önlemimizi aldık. E, o yüzden Rons etkiliyorum ki rezistlerimiz ve HP'miz biraz iyi olsun diye. Christmas Cross takıyorum. E, HP bonusu 800 verdiği için. Aztec Gold Flutol takıyorum. E, Atak power'ı ve flame damage'i gayet yerinde. Defansı biraz düşürüyor ama çok bir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir staff. E, Dual Flame Ring artı 3 var Char'da. Bence bu zaten e, en önemli faktör. Karakter hayvan gibi damage vuruyor. Az sonra da bir arena'ya çıkar gösteririm size damage'leri. E, bunlar dışında işte Dual Flame Ring artı 3, Dual LKP artı 2, Christmas Cross. Iron Neck takıyorum. Mel'i içimize girdiğinde hemen şöyle e, değiştiriyorum. Bu da e, Pol aldım bunu. E, çünkü staff... E, HP bonus için kullanıyoruz sadece. Normal staff'ta da HP bonus var ama burada HP bonus olduğu için bir de 350. Bir de health bonus artı 7 olduğu için buradan da bir HP geliyor. Taktığımda 9 k falan geçiyor HP hatta. Ee, şu Christmas Cross'u da takayım şöyle. Yani 9.2 oluyor ki e, şey gem de basmışım. Evet 9.2k HP oluyor. Yani e, kaçarken falan kullanıyorum bunu genelde. Hem defansını da artıyor o zaman. Şöyle göstereyim. 993 defans oluyor. HP'm e de artıyor. Yani e, şu itemları da Skeleton de işte bir asas gelirse veya spear'lı bir veya işte club takmış bir BP gelirse diye e, kullanıyorum. Bunun dışında e, bu buçarla Ultima kesiyoruz. Falankor kesiyoruz aktif olarak canlı yayınlarda. E, Isilion kesiyoruz. PK's çok canlı. CSV yayınları yapıyorum her pazar günü. Bu, bu, karakteri uzun süredir oynuyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır falan oynuyorum. iki aydır oynuyorum belki de emin değilim. E, canlı yayındaki arkadaşlar biliyor da YouTube'daki arkadaşlarım da haber olsun. E, bu karakterle de videolar yapmayı düşünüyorum. Belki e, 83 level match le nasıl farm yapılır videosu yapabilirim. Ama bunun için DC Premium gerekiyor. gerekiyor. Şu anda VAR Premium var. VAR Premium'un bitmesine de 315 saat kalmış gözüküyor arkadaşlar. E, başka nelerden bahsedebilirim bu karakterle ilgili? Heh, e, burada bol bol kutu kırıyorum canlı yayınlarda. Game kırıyorum, fragment kırıyorum. Eee box falan kırıyoruz. Drake'e katılıyorum, direk etkinliğine katılıyorum. Hepa shard upgrade'leri deniyorum, Krovaz deniyorum. Canlı yayınlarda çok daha fazla aktivite oluyor YouTube'a göre ben bunu söyleyeyim. Yani bir yayın yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Genelde saat 9 gibi başlayıp 12'ye doğru bitiriyorum. Bazı yayınlarda eğer muhabbet chat'le muhabbetim e, çok sardıysa ki genelde chat'te yazılan her şeyi okuyup yorumlamaya çalışıyorum. Oradan gelen soruları da cevaplamaya çalışıyorum saat 4'e 5'e kadar yayın uzayabiliyor. Bunun dışında bu akşam videonun yayınlandığı gün sakallı Kaan Uz YouTube'dan tanıyanlar vardır veya Twitch'ten tanıyanlar vardır. O da bir Night Online yayıncısı. Onunla beraber aynı serverda oynuyoruz Rosetta'da. Farm atabiliriz bu akşam ama en önemlisi bugün onunla eski Night Online'ı ve yeni Night Online'ı değerlendireceğiz. Sizleri de YouTube'daki arkadaşları da Twitch TV kanalına canlı yayına bekliyorum. Oradan bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Entity Game'i konuşacağız, Usko'yu konuşacağız, koyu konuşacağız, 2006-2005 yıllarını konuşacağız, Maiko'yu konuşacağız daha eskiden de. Ondan sonra da 2005'ten, 2003'ten böyle gelip 2017'ye kadar olan Night Online macerasını değerlendireceğiz sizlerle arkadaşlar. Hangi serverlarda oynadık, hangi karakterlerle oynadık ki beni Edana'dan tanıyanlar, tanıyanlarınız var. Kaan'la bunu değerlendireceğiz. Kaan'ın bir geçmişini değerlendireceğiz. İzleyicilerimize birkaç sorularımız ve sürprizlerimiz olabilir. O yüzden yayına katılmanızı rica ediyorum sizden. Buyurun gelin Facebook grubuma da katılın. E, ve takip edin arkadaşlar yani Facebook'tan da. Çünkü YouTube'a video atmadan önce ben oraya belirtiyorum. Veya yayın açmadan önce oraya ilk önce yazıyorum. Oradan da bildirim alırsınız. Bir de bildirimlerinizi açık tutun e, takip ettiğinizde. Bunun dışında klan turnuvası var 10 Eylül'de. Rayban takan mage'ler klanı ile oynayacağız. Destan Server'ın sağlam bir mage ekibi kendileri. E, ertelen, ertelenen bir maç vardı. O ertelenen maçta 255'e 25 gibi yenmiştik biz onları. Ama tekrar maçı yapacağız. Bir sıkıntımız yok bizim. E, Klan turnuvasında da e, canlı yayın yapacağım arkadaşlar 10 Eylül'de. Onun dışında yarın yani bu videonun yayınlandığı günden sonra gün pazar günü CSV yayını olacak. CSV'ler çok heyecanlı geçiyor. Hep son saniyede kaybediyoruz son 2 haftadır, 3 haftadır ama bir de ben uzun zamandır YouTube'a video atamadığımın farkındayım arkadaşlar en kısa sürede de bunun telafileri gelecektir. E, sel felaketidir. Gamescom'dur derken bir 4-5 haftalık bir boşluk oldu. Arada bir iki hafta video atabildim. Gene birkaç seriyi devam ettirebildim ama e, bazı serileri ara verdiğimin de farkındayım. Bu karakterle oynuyorum. Bu karakterin bir tanıtımını yapayım dedim size. E, skill diziliminde şöyle göstereyim. 80 fire, lightning 45, master 23. E, bu karakterle de bol bol canlı yayınlarda gen kırıp upgrade yapıp e, kutu kırıp diğer etkinliklerimi bu karakter üzerinden yapıyorum. O yüzden canlı yayınlara katılmanızı rica ediyorum. İstek gelirse canlı yayınları YouTube'a da atabilirim. Bununla ilgili yorumlarınızı belirtin. Akşamki yayına mutlaka bekliyorum sizleri. Çok güzel bir Night Online'ı anacağız böyle. Eski Night Online'ı konuşacağız. YouTube'a da atacağım onu ama canlı yayına gelirseniz en azından siz de anılarınızı anlatabilirsiniz. Sizin yorumlarınızı da okuyacağız veya sizin sorularınıza göre yayını şekillendirebiliriz. Akşam yayına bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Videolar genelde 10.000-15.000 bin, bin izleniyor. Ama abone sayım hala 2.000. Bu konuda da izleyicilerime kırgınım ya. Akşam görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim. E, Videoyu izlediğiniz için bu noktaya kadar izleyen arkadaşların ellerine kollarına sağlık seviliyorsunuz. Yorumlara belirtin arkadaşlar bu bahsettiğim seriyle ilgili Night Online turnuvasını izleyecek misiniz? CSV yayınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapabileceğimiz yeni seriler var mı diye. Hoşça kalın görüşmek üzere.